Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için taş fırın lezzetinde kıymalı pide tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten bu pandemi döneminde evde yapabileceğimiz harika lezzetlerden biri. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. 400 ml yani 2 su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. Yarım su bardağı sütümü ilave ediyorum. Mayayı aktive etmek için bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve bir paket kuru mayamı ilave ediyorum. Sonra karıştırıyorum. 1-2 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı yağımı ilave ediyorum. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve kaşıkla yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde pratik oluyor. Daha önceden unumu elemiştim yalnız. Bu noktayı belirtmek istedim. Evet, kıvam aldıktan sonra elimizle de yoğurma işlemine geçebiliriz. Bu şekilde hamur yoğurmak çok pratik oluyor gerçekten. Ele yapışmayan bir hamur kıvamı alana dek yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık 6,5-7 su bardağı kadar un kullandım ben. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. 35-40 dakika civarı yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz iç harcına geçelim. 200-300 gram kadar kıymam vardı. Ve kuru soğan, kapya biber, Charleston biber ve sivri biber kullandım ben. 3 adet de domatesim var. Küp küp doğruyorum soğanlarımı. Elimden geldiğince küçük doğradım. Dilerseniz vaktiniz yoksa robottan da geçirebilirsiniz ama açıkçası robottan geçirilmiş halini lahmacunda daha güzel oluyor. Pidede elde doğramanızı tavsiye ederim ama dediğim gibi vaktiniz yoksa robottan da geçirebilirsiniz. Sadece çok aşırı sulandırmamaya özen gösterin. Evet, biberlerimi de ayıkladıktan sonra onları da küçük küçük doğruyorum. Onu da kabıma ilave ediyorum. Ben domateslerimin kabuklarını soydum. Yalnız mevsim itibari kış olduğu için çok sulanmadı domateslerim. Biraz da su ilave ettim daha sonra. Onları da küp küp doğrayıp içerisine ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve pul biberimi de ilave edip üzerine de bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Daha lezzetli ve yumuşak olsun diye için. Tereyağımı da iyice yoğurarak yedireceğim kıymama. Bu şekilde inanın çok lezzetli oluyor. Ve yazdan yapmış olduğum domates püremden 2 kaşık kullandım ben. Çünkü dediğim gibi domateslerim tam istediğim kıvamı vermedi. O yüzden biraz da domates sos kullandım. Ve çok az da yarım çay bardağı kadar da su ilavesi yapıyorum. Kıvam bu şekilde daha iyi oldu. Evet, hamurumuz oldu. Şimdi açma işlemine geçebiliriz. Önce bezelere böleceğim hamurumu. Biraz un yardımıyla kabımızdan kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Gazını alalım ve güzelce yoğuralım. Daha sonra bezelere bölüyorum. Tam 10 adet bu ölçülerden 10 adet pide hamuru çıktı. Bunu da belirtmek istedim. Evet, bu şekilde örtü örttüm üzerlerine ve dinlenmeye bıraktım hamurlarımı. Şimdi açmış olduğum hamurumun üzerine kıymalı pide kıymamı yayıyorum. Ben pizza yapımında kullandığım biraz kepekli unum vardı. Onu da tabana serpiştirdim değerlendirmek için. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yalnız ben bu kısımda
kameram çekmemiş. Daha sonra tekrar sizler için hamuru nasıl açtığımı çektim. Bu şekilde şekillendiriyorum pidemi. Evet, dediğim gibi şimdi açma işlemini tekrar görelim. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Siz de göreceksiniz birazdan. İster oklavayla ister merdane ile hiç fark etmez. Bu şekilde uzunlamasına hamurumuzu açalım lütfen. Açma işlemi bittikten sonra fazla ununu hamurun sirkeleyerek tepsiye alabilirsiniz. Çok fazla unlu kalmasın hamurumuz. Evet, bu şekilde uzunlamasına bir hamur açtık ve pidelerimin hepsini bu şekilde çatal yardımıyla yerleştirdim ve kapattım. 200 derecelik fırınımda pişmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi çok harika piştiler gerçekten. Mutlaka 200 ve üzeri derecede pişirelim. Çünkü kısıkta kuruyor ve güzel olmuyor. İstediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Mutlaka 200 derecede pişirelim. Üzeri kızarınca alabilirsiniz. Dakika vermek istemedim. Çünkü fırınınıza göre gerçekten dakika değişebiliyor. Bu şekilde servis yaptım ben. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz, küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten kanalımı destek verirseniz çok mutlu olurum. Eğer abone değilseniz abone olup beğenirseniz kanalıma büyük destek vermiş olursunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi içini de size göstermek istiyorum. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.